Merhaba dostlarım, ben Serdar. Bu videoda sizlerle denizin altındaki bir kuyu baştan araştıracağız. Bunun en önemli nedenlerinden birisi benim Mount Chiliad'daki duvar resmi gizemini baştan araştırmak istemem. İlk kez araştırmak istemem. Bu resim birçok açıdan birçok gizem içeriyor. Ve birçok oyuncu internette bunun üzerine çok sıkı dokunulmuş araştırmalar yapmakta. Ve ben de bu oyuncuların arasına katılmak istedim. Ve bu araştırmanın bir parçası olmak istedim. Şimdi deniz altındaki UFO'yu görebilmek için ilk önce buradaki mülkü satın almanız lazım. Haritanın batı kısmında. Pareto Cove denilen bir bölgede. Hemen bulursunuz. Burada motosiklet kulübü hemen kuzeyinde. Pareto'nun hemen güneyinde. Burayı satın aldıktan sonra normalde sanırım bir tane Strangers and Freaks görevi başlayacak. Bu görevde bir tekneye binip dalgıçın batmış denizaltının parçalarını toplayacaksınız. Ama bunu yapmanıza gerek yok. Sadece tekneyi alsanız yeter. Burayı almanızın önemi. Burayı almadan dalgıçlık yapmanız çok zorlaşır. Burada denizaltı var. Denizaltı sizin oluyor. Ve ekstra bir tekne veriyor size. Strangers and Freaks görevinden sonra. O tekne de dalgıçlık yapmanız için çok önemli. Denizaltına dalmanız için çok önemli. Onun dışında çok zor bir şekilde bunları bulabiliyorsunuz oyunda normal olarak. Tabii şimdi tekneyi biz bulamadık. O denizaltıyla gideceğiz. Aradaki bölümleri göstermemeye çalışacağım. Çok çok önemli bir şey olmayacak. Hadi bakalım. UFO'nun olduğu yere geldik. Haritada tam olarak şurada. Net bir açıklama yapmam gerekirse şuradaki güney tarafındaki Pareto Körfezi'ndeki buradaki yolu bulun. Tam olarak bu çizginin üstünde değil ama birazcık daha doğusunda kalıyor. Aynı zamanda şuradaki küçük taşın hizasını izleyin, çizgisini izleyin. Öyle olduğu zaman bulacaksınız. Deniz altında olduğu için bulması birazcık daha zor oluyor. Nereye yakın olduğunu kestirebiliyorsunuz ancak. Benim de talasofobim olduğu için ne kadar zor bulduğumu anlatamam. Ama buldum en sonunda. Şimdi iyice inceleyeceğiz bu UFO'yu çünkü diğer UFO'ları da bulduğumuz zaman bu videoda değil ama başka videoda küçük bir teorim olacak. Chiliad Dağı'ndaki duvar resmi ile alakalı. Çünkü benim anladığım kadarıyla bu UFO'ların her biri değişik. Farklı bir modeli var. Bu çok standart bir UFO. Çok klasik, çok standart bir UFO. Üzerinde herhangi bir yazı yok. Pek öyle çok muhteşem teknolojileri görünmüyor. Sanki dünyada fabrika yapımı gibi. 6 tane yarım dairesi var yukarıda. Antenleri falan var. İletişim için olduğunu tahmin ediyorum veya radar için. Diğer UFO'ların birinde bunun gibi bir tane ama kenarında FIB yazıyor. FIB Federal Investigation Bureau. Gerçek hayattaki FBI'ın oyundaki karşılığı. Fuların diğeri resimlerini ben muhtemelen koyarım. Ekranda onları oradan görürsünüz. Fuların diğeri çok böyle yüksek teknolojiye sahip. Sanki Star Wars'dan Star Trek'ten çıkma bir gemi. O da UFO. O da birisi. O dediğim FIB UFO'su. Beam Up'ın yukarısında bulunuyor. Size söylediğim o çok yüksek teknolojiye sahip olan UFO ise Port Zancudo'nun yukarısında bulunuyor. Bu ikisini oyunu %100 tamamlayınca buluyorsunuz. Daha öncesinde bulamıyorsunuz. Yanılmıyorsam bakarım zaten. Mount Chiliad'ın üzerindeki UFO'yu sadece belirli şartlarda buluyorsunuz. Saat gece 3'te sanırım. Yağmur yağarken oyunu %100 bitirmişseniz. Bu 4 tane UFO yapıyor bunlar oyunda. Tabi o UFO da böyle birazcık 60'ların 70'lerin uzaylı filmlerinden kalmaya benziyor. Benim kafamdaki düşünce bu UFO'ların her biri farklıysa, uğraşılmamışsa her birinin farklı bir ipucunu taşıyabildiği. UFO'ların her biri üzerinde bence çalışabilirsek, iyice inceleyebilirsek, küçük detayları iyice ayrı fark edebilirsek bu UFO'lar bizi başka bir şeye yönlendirebilir. Belki 5. bir UFO'ya veya başka küçük bir detaya. Söylemek istediğim buydu.
bu ufoların gösteren diğer ufolar çok daha farklı görünüyor. Ama bu deniz altında. Diğerlerinin hepsi gökyüzünde ve bu deniz altında. Bence bu UFO hakkında sahip olduğumuz en büyük ipucu bu. Hani bunun bize bir mesaj vermesi lazım. Dediğim gibi belki 5. bir UFO'ya daha ulaşırız. 5. UFO teorim var. Belki 5. UFO'ya gerçekten etkileşime geçebiliriz. Bilmiyorum ama bunu bu şekilde size göstermek istedim. Çünkü geçen videoda pek üzerine duramamıştık. Pek inceleyememiştik. Yani öyleydi. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Yine keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Benimle iletişime geçmek istiyorsanız Facebook grubumuza katılmayı, Facebook sayfamızı beğenmeyi ve Facebook Twitter hesabımızdan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayat YouTube çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bye bye.